Bir adamın çok altını ve gümüşü vardı. Ama yiyemez, harcamaya kıyamaz ve hiç kimseye de yedirmezdi. Adam gece gündüz altın ve gümüş biriktirmenin peşindeydi. Bu cimri adamın bir oğlu vardı. Babasını gözetler, altınları nereye sakladığını öğrenmek isterdi. Günün birinde babasının altınlarını nereye gömdüğünü gördü. Hemen onları topraktan çıkardı ve boş yere savurup olur olmaz yerlere harcamaya başladı. Paranın bulunduğu yere ise kocaman bir taş bıraktı. Müsrif delikanlıya artık para dayanmıyordu. Elindeki altınlar eriyip gidiyor, bir elinden girip öbür elinden çıkıyordu. Fakat onun bu hali yüzünden babası çılgına dönmüştü. O böyle çaresiz bir vaziyetteyken oğlu ise eğlenceden eğlenceye koşuyordu. Bir gece babanın ağlayıp sızlamaktan gözüne uyku girmedi. Sabahleyin oğlu gülümseyerek ona şöyle dedi. Babacığım, para yemek içindir. Sakladıktan sonra yerinde ha altın durmuş ha taş ne fark eder? Altını kara taşın içinden aile fertleriyle ve dostlarla yensin diye çıkarırlar. O halde dünyaya tapanın elindeki altın henüz taşın içinde duruyor sayılır. Sen paranı harcamayıp aileni sıkıntı içinde tutuyorsun. Bu yüzden senin ölümünü isterlerse sakın üzülüp darılma. Altını ve gümüşü saklayan cimri, hazine üstünde duran yılan tılsımı gibidir. Başında böyle bir tılsım titrediği için o para yıllarca yerinde kalır. Ama ansızın ecel taşı gelip tılsımı kıracak olursa, o zaman mirasçılar hazineyi kolayca pay ederler.